Teşekkür ediyoruz efendim. Bize anlatacakları var. Onur Gökçek geliyor alkışlarınızla. Merhaba. Hoş geldiniz. Onur Gökçek ben. Merhaba. Çok heyecanlı, buranın ortamı güzelmiş. Seviyorum aslında heyecanı. Mahallede büyüdüm. Mahalle kavgasına adam çağırma diye bir şey vardı eskiden. Mahallede büyüyenler bilirler. Dayak yiyen taraf birini çağırdı. Gelen taraf da döver, intikamını alırdı. Zaten o da dayak yese komik olur. Ona göre birini çağırdım. Ama öyle bir döverdi ki böyle ağzını burnunu kırardı. Böyle döverdi. Bir noktadan sonra dövdüğü adamlar arasında garip bir merhamet oluşurdu. Acayip bir diyalog başlardı. Gelirdi böyle döverdi, ağzını burnunu kırardı, alırdı ondan sonra. Bak abisi, sana bundan sonra karışan olursa bana geliyorsun, tamam mı? O da böyle ona karşı, abi işte eşeklik bende, ben bir de bana geliyorsun. Sana kimse karışamaz. Seni nasıl dövdüğümü gördün, sakın başkasına gitme. Adamı dövüyor, sonra da referans veriyor. Ruh hastası. Mutluyum bu ara, yüzüm gülüyor. Bebeğim oldu, kızım oldu bir tane. Keyifli bir şey. Hep hayal ediyorsun, oluyor falan. Vardır belki yeni bebek sahibi olan ya da bekleyen. Yani bebekten sonra aslında birçok şeyi fark etmeye başladım ben. Aslında birçok şeyi yanlış biliyormuşum, onu öğrendim. Şimdi bebeklerin öpülmemesi gerekiyor gibi bir durum var ya. Bizim çocuk bir aylıkken bir grip oldu. İşte doktor dikkat edin falan dedi. Genel olarak da hani bebeklerin öpülmemesi lazım, etrafa da söylüyoruz. Çünkü bağışıklık sistemleri düşük. Ona göre davranmak lazım. Abi kadın geliyor, bebeği öpemiyor ya. Alıyor böyle. Ay öpmeyeyim. Ay öpmeyeyim. Mikrofon kapat. Ben öpmeyeyim bunu. Mikrofon kapat. Öp ya, öp. Allah aşkına öp. Bitsin bu zulüm. Bir kere öpeceksin, şuradan bitecek. Ağzına ağzına ne mikrofon verdin belli değil. Ben elini öpeyim, ben yüzünü öpmeyeyim, ben bilinçliyim ben. Elini öpeyim, ben bilinçliyim. Sonra çocuk elini emiyor. Bilinçli hafadan sonra. Sallama var uyusun diye. Yarım saat sallıyor. Diyor ki bizim çocuk yarım saatte uyudu. Hayır, uyumadı. Bayıldı o. 30 yaşındasın. Kendine şunu yap bak, yarım saat ne oluyorsun? Aptal ediyorsun çocuğu. Sonra diyor ki bizim çocuk geç konuştu. 4 yaşında konuştu ya. Sen dua et, konuştu o çocuk. Zaten o çocuk konuşmadı, ayıldı. Sen büyüdü diye bıraktın artık sallamayı. O da kendine geldi. Eyvallah. Çocuğun olduğu gün ben sahneye çıktım. Öyle denk geldi. Bir yerde sahneye çıkacağız Ataşehir'de. O gün de bebek oldu. Ben de ne var dedim ya. Annemler öyle gitme falan laf etti de ne var dedim. Bir sürü şey için hastaneden çıktık. 2 saat sahneye gidip geleceğim. Niye bırakmayayım dedim. Gittim. Sonra kuliste arkadaşlarım da ya oğlum bugün de mi gelir falan deyince dedim ne var abi. Yani niye çıkmayayım? Ölüm değil, kalım değil. Güzel bir şey. Bebek doğmuş. 2 saat sonra döneceğim. Kaldı ki ölümde bile sahneye çıkan insanlar var. Babam öldü, sahneye çıktım ya. Bak o gün sahnem bile yoktu. Sırf babam öldü diye çıktım, biliyor musun? İnadım. Yarın annem ölsün gene çıkarım. Beni iyi tanı abi. Ben normalde de elektrik ustasıyım. Sahneye falan da çıkmıyorum. Böyle bir hobi benimki. Evlilik güzel şey ya. Yani evlilik, çocuk... keyifli şeyler ama hep hani soruyorlar nasıl gidiyor evlilik falan. Evlilik böyle 2 kişiyle biten bir şey değil. Sevgiliyken 2 kişi önemli ama evlendikten sonra böyle biraz aileler veya çevresi de işin içine giriyor. Hani böyle aileler evleniyor diye bir geyik var ya. Gerçek yani, geyik ama gerçek o. Çünkü evlenmeden önce iyi tanıman lazım çevresini. Mutsuz olabilirsin. İyi, uzun bir süre en azından nişanlı falan kalman lazım. Bir arkadaşım var, uzun süredir görmüyorum. Geçen yolda denk geldik. 1 senedir de evli çocuk. Vay ne yapıyorsun kanka, iyi sen ne yapıyorsun falan filan, böyle sohbet ettik. Dedim nasıl gidiyor evlilik, mutlu musun? O dedi süper süper, Allah nazardan saklasın, süper gidiyor, çok güzel dedi. Böyle 2 saniye sessizlik oldu, böyle yaptı. Kaynanamdan bıktım. Dedim dur sakin ol, bağırma. O kadar sıkılmış ki çocuk. Ya suç bende, sormamam lazım. Bazı soruların sormaması lazım. Özellikle şey sorusu, evlilere çok soruyorlar. Ne diyorsun abi, evleneyim mi? Evlilik nasıl abi, güzel mi? Yani ne bileyim, benim karımla mı evleneceğim bana soruyorsun yani. Ben ne bileyim, evlilik nasıl bir şey ya? Bir de benden mi referans alıyorsun gelip? Herkes için farklı bir şey bu. Tek bir cevap olan bir soru değil ki. Dedim ya, çocuk sallıyorsun, aptal ediyorsun falan. Aslında böyle komple uzun süre böyle bize yapılan muamele hep o yani. Çocukken işte sallamalar. Konuşmayı öğretirken de hep hani ana, baba, dede, mama, meme hep hani 2 harf öğrensin ve derdini anlatsın diye böyle aptal muamelesi. Sonra ilkokula geliyor. Alev, ata bak, ışık, ılık, süt, iç falan böyle garip garip şeyler, unutamadığımız fişler. Bilinçaltımızda. Sonra tekerlemeler başlıyor ortaokulda. Konuşma güçlensin diye. Ama çocuğun beyni köreliyor. O kadar kötü ki o tekerlemeler. Unutamıyorum. Tövbeler olsun. Komşu komşu hu hu diye bir tekerleme var. Nasıl bir şey, inanamıyorum. 2 manyağın diyordu o. Abi 2 tane manyak, tamam mı? Sohbet ediyorlar. Ya daha doğrusu bu manyak bu normal de, bir noktadan sonra bu da ona uyuyor. Bu diyor ki komşu komşu hu hu, oğlun geldi mi diyor. Geldi diyor. Ne getirdi diyor. Allah Allah. İncik boncuk diyor. Kime kime diyor. Sana bana diyor. Başka kime diyor. Kara kediye diyor. Kara kedi nerede diyor. Ya belli ki deli, tamam artık bunda sohbet. Evet.
Sohbeti kes. Bu dakikadan sonra ona hizmet edersin çünkü. Kara kedi, kara kedi nerede diyor. Ağaca çıktı diyor. Ağaç nerede diyor. Ya bir çakarım görürsün. Sohbet kesin böyle. Sinirli ve küfürlü ama çocukları öğrettikleri için yumuşatmışlar. Ağaç nerede diyor. Ağacı diyor balta kesti. Balta nerede diyor. Sen misin ben mi? Balta diyor suya düştü. Su nerede diyor. Artık izzet-i nefis meselesine dönüşüyor iş. Suyu diyor inek içti diyor. İnek nerede diyor. Dağ kaçtı diyor. Bu dağ nerede diyor. Yandı bitti kül oldu diyor. Bu diyor ki tamam o zaman. Tamam. Ya aslında sohbetteki her şey olur. Bir tek dağ yanıp bitip kül olmaz. Bu manyak bir tek buna inanıyor. Ben sohbeti yavaş da inceledim. Hani hızlı gidiyor biz mi kaçıyoruz? Adam diyor ki kara kedi nerede? Diyor ki kara kedi ağaca çıktı. Ağaç nerede diyor mantıklı kediyi bulacak. Ağacı diyor balta kesti. Balta nerede diyor. Baltayı ne yapacaksın? Ağaçtaydı kedi. Sonra baltayı takip ediyor. Tamam diyorum kafası karışmış. Balta nerede diyor. Suya düşmüş diyor. Su nerede diyor. Baltayı bulacak oradan herhalde diyorum. Mantıklı. Suyu diyor inek içti. İnek nerede diyor. Oğlum suyu, sudaydı balta yani. İnek suyu içti. Balta oradaydı. Delirdim. Çok teşekkürler. Adım Onur Gökçek. Eyvallah. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.